Günaydın sevgili izleyiciler, sağlık olsun. Her cumartesi sabahı olduğu gibi canlı canlı dop dolu başlıyor. Çok değerli iki tane konuğum var. Bu hafta programımızda akupunkturu ve ozon tedavisini işleyeceğiz. Tamamlayıcı tıp yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hangi hastalıklarda kullanılıyor? Ne zaman başvurmalıyız? Çok değerli bir profesörümüz, Profesör Doktor İlhan Öztekin. Kendisi Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Algoloji Uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Doktor Berna Atay bizimle birlikte. O da Yeditepe Üniversitesi tamamlayıcı tıp uzmanı kendisi. Siz de hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ediyoruz bugün bizimle birliktesiniz. Aslında çok merak ediyoruz. Hani alternatif tıp deniyor, tamamlayıcı tıp deniyor. Akupunktur ve ozonu nasıl tarif ediyorsunuz hocam? Ya da bu bahsettiğimiz alternatif tıbbın içine giren farklı yöntemler de var mı? Hepsini programda konuşacağız ama akupunktur nedirle başlayalım mı önce hocam? Olur. Tamam. İsterseniz ben akupunktura tarif edeyim. Olur. Berna Hanım da ozonu tanımlasın. Olur, olur hocam. Akupunktur kısaca Latince iğne, kuru iğne batırma tedavisi diye tanımlanıyor. Aku iğne, punktur batırma. Hı hı. Kuru iğne batırarak yapılan bir tedavi yöntemi. Bu yaklaşık milattan önce 2500 yıllarına kadar yani toplam 5000 yıldır uygulanan insanlık tarihinde neredeyse özdeşleşmiş bir tedavi. Tarihçeye baktığınızda da özellikle Uygur Türklerinin ilk bu yöntemi buldukları ve uyguladıkları, hatta tarihçede savaşa giderken askerlerin bacaklarını Himalaya dağlarında bu çubuklarla veyahut da kuru iğnelerle uzun yürüyüş ve soğuktan korunma için batırdıkları, fakat bu yöntemi uygularken de bir takım rahatsızlıkların da kendiliğinden düzeldiği, iyileştiği görülerek ta ki Sarı İmparator dediğimiz Çin İmparatorunun bunu bir textbook, kitapçık haline getirdikten sonra daha bilimsel bazda akupunkturun yolu önü açılmış durumda. Hı hı. Günümüze doğru gelmiş. Tabii ki özellikle 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon devlet ziyareti olarak Çin'i ziyaret ettiği sırada geçmek bilmeyen baş ağrılarının da Çinli hekimler tarafından akupunkturla tedavi edilmesi ve başkanın bunu hayretle karşılaması üzerine Amerika'ya ve Batı'ya bu doktorların davet edilmesiyle orada akupunktur kabul görmeye başlamış. Dolayısıyla günümüze kadar çok bilimsel çalışmalar, araştırmalar, pek çok klinik hastalıklar üzerinde faydalı etkileri araştırılarak gelmiş. O yüzden akupunktur biraz sonra daha da geniş anlamda söyleyeceğimiz gibi muhtelif endikasyonlarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş yöntem olarak uygulanmaktadır. Hocam bir de özellikle akupunkturdan bahsediyoruz. Ne olduğunu, hani Çin tıbbından geldiğini, böyle genel bilgiler var aklımızda ama hangi hekimler ilgileniyor akupunkturla? Bu çok önemli. Biraz kafalarımız karışık çünkü özellikle sosyal medyada da bu anlamda bilgi kirliliği diyebiliriz. Hani tamamlayıcı tıp adı altında farklı branşlardan da bahsedilebiliyor. Biraz hem sizden de bahsetmiş oluruz. Siz ana bilim dalı başkanısınız aynı zamanda değil mi? Üniversitenin. Evet. Hatta bu konuda dergide yazılarınız üniversitede da bulunuyor. Üniversitede akupunktur, ozon tedavisi gibi geleneksel tıpla ilgili hekimlere Sağlık Bakanlığı adına sertifikasyon kursları veren eğitmenim ben. Koordinatörlük görevlerim de var üniversitede. Dolayısıyla hem de İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanıyım. Algoloji bölümü anabilim dalı başkanısınız aynı zamanda. Akupunkturla ilgili de çok da güzel bir yazısı var hocamızın burada. Arka sayfada da ozon da var. Evet. Ozona girdiğimiz zaman da bahsedelim istiyorum özellikle. Algoloji aslında parantez içinde ağrı diyebilir miyiz? Biraz algoloji, anlatır mısınız evet, hocam? Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Algoloji gelişimsel ağrı tedavisi uzmanlık dalı. Yani ilaç tedavileriyle klasik bildiğinden ilaçlarla ağrıyı kesemediğiniz durumlarda özellikle kronik ağrılarda girişimsel müdahaleler, sinir blokları veyahut da bazı bel fıtığında olduğu gibi fıtığın lokal anesteziyle çıkarılması gibi yöntemleri kullanan radyo frekans ablasyonu dediğimiz ısıtıcıyı dağlama yöntemleriyle yakarak
yok etme yöntemlerini kullanan bir girişimsel uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir ihtisas dalı Türkiye'de. Bu genellikle fizik tedavi, anestezyoloji ve nöroloji ihtisasından sonra bir üst ihtisas olarak yapılan ikinci bir yan dal olarak Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen bir dal. Evet, akupunktur'da biliyorsunuz Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği GETAT uygulamaları, yani geleneksel tıp araştırma merkezleri tarafından yürütülen 14 tane uygulama alanı var. Sağlık Bakanlığı bunları disiplinize etmiş durumda ve bunları eğitimlerini veren üniversitelerden eğitim alan hekimlere bizim yaptığımız sınavlar sonucunda geçerlilik alanlara Sağlık Bakanlığı sertifika veriyor. Uygulama sertifikası. Bu sertifikaya sahip olan hekimler tarafından uygulanan branşlar olarak gündemimizde kabul ediliyor. Evet. Bunların başında da akupunktur ve ozonterapi geliyor. Evet. Ozonterapiyle ilgili de Berna Hoca'dan görüşlerini almak bilgi istiyorum. Tamamlayıcı tıp uzmanı. Aslında çok yeni girdi hayatımıza. Biraz daha yeni yeni. Sizler anlattıkça hocalarımız farkına varıyoruz. Evet. Aslında ne kadar adı üstünde tamamlayıcı tıp, değil mi? Siz nasıl tarif ediyorsunuz hocam bölümünüzü? Aslında benim hayalim şöyle. Keşke her uzmanlık alanı bizim ilgilendiğimiz tamamlayıcı tıp metotlarıyla kendi branşında ilgilense. Bu çok daha şahane olur. Böylece diğer hekimlerin de alanlarına biz diğer hekimler girmemiş oluruz. Örneğin hocamın dediği gibi, yani anestezi veya algolojide ağrıyla alakalı olan hem ozonun kendi içinde uygulanabilirlikleri, hem akupunktur veya geriatride veya bir kadın doğumda bile ozonun yeri var veya akupunktun da yeri var. Hani benim uzmanlık alanım kadın doğum uzmanı değilim ama ülkemizde bunlar yaygınlaşsa, bu tip tamamcı tıp metotları diğer uzmanlık alanlarının içinde de yer alsa, o zaman bence çok şahane olur. Peki daha çok size diğer branşlar mı hasta yönlendiriyor, yoksa o bilinç biraz başladı mı? Ya hasta direkt size başvurduğu oluyor mu, hastaların direkt bölüme gelip? Şimdi biz içeride de hocamı ben 20 yıldır tanıyorum. Bir background'ımız var. Benim rahatsızlığım şey şöyle oluyor. Bizim gibi tamamlayıcı tıp metotlarına bazen hastalar terminal dönem dediğimiz son durak olarak geliyor. Son çare gibi geliyor. Düşünüyor. Aslında bence biz fakülteden mezun olurken her tıp fakültesi öğrencisini okurken de şu bilinçli olması gerekir. Biz önce koruyucu hekimiz. Hangi branşı seçersek seçelim ilerleyen yıllarda muhakkak önce halk sağlığı. Yani toplumun sağlıklı olabilmesi için sadece fizik beden değil, ruh, beden, zihin sağlığının dengeli olabilmesi için bir çaba sarf etmesi veya topluma bu konuda bilgiler vermesi gerekiyor. Beslenme anlamında olabilir, postür anlamında, yani postüroloji denen bir bugün tabii bir bilim var. Çoğumuzda bir postür bozukluğu var. Bundan kaynaklanan çok basit manipülasyonlarla kişi belki bir fıtık ameliyatından kurtuluyor veya bir ayak tabanını, yani bir tabanlık giydiği zaman dengelenmiş oluyor kalça eklemleri gibi. Hani o yüzden bazen cerrahinin yükünü de azaltmak adına veya gereksiz yere ilaç tedavisinden hastayı korumak anlamında bence bu yöntemlerin daha yaygınlaşması, hatta mümkünse hangi branşta uzman olursak olalım kendimize ait bazen fitoterapi, bazen akupunktur, bazen ozon da olabilir. Bu şekilde bir sinerji yaratabiliriz. Bize yani, genellikle sorunuza cevap olarak bazen çok bilinçli hastalar geliyor. Diyor ki hocam, diyor, ben tıp gibiyim diyor. Fakat gelişen bu günümüz İstanbul'unda veya büyük şehirinde işte ya da gündemde stresli bir hayatım var. Ben olası bir takım şeylere maruz kalmak istemiyorum. Bana bu konuda danışmanlık yapar mısınız? Ya böyle geliyorlar ya da arada geliyorlar. Diyelim ki tanısı konmuş bir hasta. Hekiminden de mutlaka bir onay alıyorum. Ben genellikle onu yapmaya çalışıyorum pratiğimde. Yani başka bir branş doktorundan da telefon görüşmesi en azından yapıp, hani böyle bir şey, yöntem uygulamayı düşünüyoruz. Hastamız uygun mudur sizce? Veya metodu tanıtaraktan. Ya da zaten diğer bir sürü branştan da aslında hasta red almış. Artık yapılacak bir şey
yani ya da müzmin bir hastalığı var. Bununla yaşamasını öğreneceksin dedikleri zaman da o zaman da kapımızı çalıyorlar. Çalıyorlar. Aslında biraz son noktada keşke daha önce dediğiniz gibi koruyucu hekimlikten faydalansak. Önceden hastalıklar oluşmadan ya da en erken dönemde belki de dediğiniz gibi ameliyattan önce son çıkış olabilecek tedavi yöntemleri bizim için. Çünkü biz ameliyatın yerini alamayız. Evet. Yani akupunktur veya ozon ameliyatlık bir süreci yani eğer hakikaten onu endikasyonu varsa biz onu yerine alamayız ama öncesinde olursa belki bir faydamız olur. Aslında tam da burada biz sokağa çıktık. Soralım istedik. Bakalım izleyicilerimiz ne demişler. Hadi bakalım. Akupunkturla zayıflayabilir miyim? Evet. Akupunkturla zayıflayabilir miyim? Aslında tam da sizden şey isteyecektim. Yani bu tamamlayıcı tıp bahsediyoruz dallarıyla. Biz bugün akupunktur ve ozondan bahsedeceğiz sevgili izleyiciler ama hangi hastalıklar faydalanabilir diyecektim. Sevgili izleyiciler siz bu arada telefonla da bağlanıp sorularınızı hocalarımıza kendiniz bizzat iletebilirsiniz. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız. WhatsApp hattımızda 544 880 87 87. Ben buradan hemen okuyup sorularınızı bizzat hocalarıma ileteceğim. Hangi hastalıklar özellikle akupunkturdan şimdi ozona birazdan girelim istiyorum. Tamam. Çünkü akupunkturu biraz daha fazla biliyoruz. Evet, evet. Hangi hastalıklar faydalanıyor? Şimdi akupunktur şu bakımdan biraz önemli. Onu da isterseniz açıklayalım. Bu GETAT, Sağlık Bakanlığı'nın GETAT uygulaması, geleneksel tıp uygulamalarının başında akupunktur geliyor. Çünkü akupunktur çok 5000 yıldır uygulanan bir tedavi. Hı hı. Ve bu diğer tedavilerin de neredeyse hemen hemen temelini oluşturan bir tedavi yöntemi. Öyle olunca Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ve özellikle son 2017 yılında kabul edilmiş olan bir endikasyon listesi var. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanan bir endikasyon listesi. Arzu ederseniz onunla ilgili bir slaytım vardı. Onu bir gösterebilirsiniz. Mutlaka. Burada 10.000 tane ileri düzeydeki memleketlerdeki bilimsel çalışmaların taranması sonucunda elde edilmiş endikasyonların başında özellikle migren baş ağrısı, sırt ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı, ondan sonra postoperatif dediğimiz ameliyat sonrası ağrılar. Hafif ameliyat, orta depresyonlarda da var. Var. Bazı nörolojik problemler, örneğin inme hastalıklarının düzeltilmesi, rehabilitasyonu, felçler sonrasında. Ondan sonra bazı kanser ağrılarının tedavisinde, kanser ağrılarının tedavisinde, gastrointestinal yani mide bağırsak bozuklukların kronik dediğimiz müzminleşmiş tedavi problemlerin tedavisinde. Mesela spastik kolit veyahut da asabi kolit dediğimiz durumlarda. Efendime söyleyeyim şekerin regüle edilmesinde yardımcı olarak işe yarıyor. Bugün günümüzde biliyorsunuz obezite çağımızın en büyük sorunu. Her hastalığın altından neredeyse obezite çıkıyor, şişmanlık çıkıyor. Obezite kolay bir olay değil. Yani obezite gitsen bir diyetisyene verdiği diyetle zayıfla demek işi çözmüyor. Ama maalesef şöyle bugün çözmüyor. Obezite ve diğer birçok rahatsızlıklarda, kronik hastalıklarda bir kronik enflamasyondan bahsediliyor. Akupunktur eğer hastayı, gelen hastayı iyi bir öyküsünü alıp bizim işte İlhan Hocam'la beraber nabız muayenesini yaptığımız zaman... Zaten orada yani hastaların birçoğu enflamasyon, bir iltihabi süreç var dediğiniz zaman hemen aklı şeye gidiyor. Bir ilaç mı vereceksiniz bana ama aslında meridyenlerdeki akışı, enerji akışını, dengesizliği düzelttiğiniz zaman o enflamasyonun da giderici özelliği var. Tabii bazen yanında gıda takviyeleri alabilir hasta. O onun yanında bir ek destek olur ama genellikle enflamasyonun da giderici bir özelliği var. Evet. Artı mutlaka ruh sağlığına da çok ciddi katkısı var. Ki bugün zaten düşünce ve duygular da birçok hastalığı tetiklediği için onu çok güzel regüle ediyor. Yani daha doğru düşünebilme yeteneği kazanıyor hasta veya bir şeyleri stresinin daha güzel kontrol ettiğini söylüyorlar. Benim şöyle ani çıkışlarım vardı diyor akupunktur hastaları. Daha mı törpülendi acaba? Daha mı toparlandı? Tabii bu ağır veya daha psikotik durumlar için söz konusu değil ama hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda da ciddi anlamda katkısı var. O zaman stresi ortadan kaldırıyorsa gerçekten birçok hastalığın oluşumunu da engellediği gibi
hastaysak da belki hani iyileşmeyi hızlandırma sürecinden bahsedebiliriz o zaman. Bir de hocam, zayıflama konusunu dört başlık altında toparlayabiliriz. Tamam. Akupunkturda. Nedir bunlar? Dört tane majör başlıkta etkisi var. Hı hı. Birincisi iştahı keser. Harika. İkincisi metabolizma. Tabii. İkincisi metabolizmayı canlandırır. Yani daha fazla vücut yakar. Evet. Üçüncüsü stresi azaltır. Dördüncüsü de mide bağırsağın çalışmasını düzenler. Nerelere uygulanıyor? Şimdi zayıflama çok önemli bir konu. Kanserle ilgili de mutlaka dediğiniz bir şey. Hani kanser ağrısı tedavisinde tabii dediniz ya. O kısmı çok önemli, evet, mutlaka. Zayıflamada hangi bölgeler kullanılıyor özellikle? Güzel. Çok merak ediyoruz. Daha çok... Mesela iştahımızı nereden kesiyorsunuz? Şimdi şöyle. Akupunkturun uygulanma şekilleri diye sorsaydınız. Evet. Önce yöntemlerini anlatacaktık. Ama siz şimdi sırf... Ben biraz sondan geliyorum. Merak ettiğiniz yerlerden. O zaman... Ne soruyor? Merak ettiler. Zayıflamadaki yani yöntemleri sordunuz. Şimdi kulak akupunkturu, yalnız kulak akupunkturu yapan kulakla bu işi tedavi, evet, etmeye kalkar. Vücut akupunkturu yapan vücut tedavisiyle. Kombine, ikisini de kullanabiliyorum. Hmm. Örneğin kulak çevresinde iştah merkezleriyle ilgili noktalar var. Hmm. Onların hangisini dedektörle aktif olduğunu bulursam, dedektörle aktif olduğunu bulursam, o noktalara ya iğneyle ya lazerle uyararak o noktaların inhibisyonu, yani köreltilmesine yardımcı oluyor ve iştah baskılanmış oluyor. Hı. Ayrıca gene kulakta mide noktası dediğimiz, midenin asidisini düzenleyen noktalar var. Hı. Onu, pH'ını, asiditeyi düzenleyen noktaları uyararak mide asidini azaltıyoruz. Kazınma hissini ortadan kaldırıyoruz. Yani reflüde de destek tabii tedavi ki, Tabii ki. Destek mi diyebiliriz, tedavi yöntemi mi diyebiliriz? Yani destekleyelim burada. Destek, reflüde, reflü hastalığında destek tedavi desek daha güzel olur. Hı hı. Ayrıca vücut akupunkturunda da gene zayıflamada mide bağırsağı düzenleyen, stresi azaltan, hem kulakta olsun hem vücutta olsun bazı, hı hı, noktaları uyguluyoruz. Ve su içme alışkanlığını kazandıran gösteriyoruz biz ekranda. Buyurun. Şöyle buyurun. Bir de bu su içme alışkanlığı çok önemli. Aslında biz millet olarak suyu, yani sıvı tüketerek su içtiğimizi düşünüyoruz. Halbuki su çok başlı başına bir şey. Tabii. O yüzden akupunkturda olmazsa olmaz. Hem de mevcut hocamın dediği gibi bağırsak hareketlerinin hızlanması için de su çok önemli bir takviye. Artı o da bir gıda. Hı hı. Mineral açısından eğer zengin bir şekilde alırsanız o acıkmasınız daha farklı, daha uzun da olabiliyor. Hem de tolere edebiliyorsunuz. O yüzden akşamları özellikle yememe halini bence akupunktur bu konuda da çok faydalı. Yani belli bir saatten sonra zaten toplumda yeme alışkanlığının alevlendiği saat içten geldikten sonra o akşam gece atıştırmaları saati. Onu da düzenlediğiniz zaman, bir de harekete özendiğiniz zaman hastanızı en azından zayıflamak demeyelim ama galiba sağlıklı program, yani fit olmak, sağlıklı yaşam, yani zayıflamak galiba bazen çok güzel olmuyor kelime olarak. Çok haklısınız. Aslında zaten sağlıklı yaşamı bir yaşam şekli haline getirdiğimiz zaman, ama o kadar önemli şeyler söyledik ki hocam, işte iştahın azalması, mide asidinin engellenmesi, metabolizmanın hızlanması, canım, aslında ihtiyacımız olan şeyler zaten hem zayıflamak hem fit olmak, sağlıklı olmak, canım, adına bunlar. Biz buralarda eksik kaldığımız zaman işte onu akupunkturumuz tamamlıyor. Mesela Ramazan ayındayız şu anda. Evet. Akupunkturla oruç tutmak çok daha kolay. Örnek. Keşke Ramazan'ın başında evet, yapıyor olsaydı. Torpille oruç tutarsınız. Ne güzel. Yani bu anlamda mutlaka destek atıyor tabii, ama hastaya da bir takım işler düşüyor değil mi? Hani ben akupunktur yaptırdım nasıl olsa. Şüphesiz. Demek doğru bir şey değil herhalde, değil mi hocam? Yani diyet, iyi bir diyeti ayarlamak lazım. Yalnız bu diyeti yapmak kuru kuruya kolay değil tabii. Hı hı. Akupunktur işi kolaylaştırıyor. Artı destekliyor. Egzersiz yaptığınız oranda daha çok vücut yakıyor. Bir de kilo verirken hırçınlık olmuyor, stres olmuyor. Daha zinde oluyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz akupunktur altında. Öbür türlü kuru kuruya diyet yaptığınızda bitkinleşiyorsunuz, halsizleşiyorsunuz, iş gücü kayboluyor. Hmm, dolayısıyla tabii odaklanamıyor hastanız. Açım, yemek mi düşüneyim, işimi yapayım? Aynen. Tabii. Hayat standardı da mutlaka önemli. Uyku düzeni de düzene giriyor. Çünkü bugün bilimsel olarak biliyoruz ki uyku bozuklukları aslında ya tam tersi ya iştahı azaltıyor ya da tam tersi iştahı arttırıyor. O yüzden akupunkturun ben kendi pratik hayatımda da gördüğüm kadarıyla hastalarda uyku düzeni de sağladığı için o yeme içme durumları daha regüle oluyor. Hı-hı. En azından aklı fikri, yani çünkü bir insanın
siz yeme veya eline bir diyet listesi verdiğiniz zaman aslında bir dikkat edin çevrenize. O kadar kolay değil. Daha yani bir kendine tarih belirliyor. O tarihe kadar sıkacağım kendimi diyor. Ondan sonra o tarihi yakaladığı zaman, gördüğü zaman tekrar sil baştan oluyor. Halbuki akupunkturla geçen süre tamamen bir terbiye, eğitim süresi. Yani siz o alışkanlığı ömür boyu edinmek üzere akupunkturu almak lazım. Yani kadara kadar değil. Bakıyorsunuz hastaların çoğu hayal kırıklığına da uğruyor. Çünkü o akupunktur seansına gelirken ki süre içerisinde kendini bir zamana endekslediği için o saatten sonra tekrar sil baştan başlayabiliyor. Peki mesela diyelim ki geldik akupunkturla bir yol kat ettik. Hem zayıfladık hem sağlıklı yaşamayı öğrendik. Ama bir süre sonra tekrar seanslara gelmek gerekir mi? Hani bu değişebiliyor mu hayat telaşı içinde? Ben şahsen şöyle yapıyorum. Kalıcı bir yöntem mi diye şöyle, sorabilir ben miyim? Şöyle yapıyorum. İstenilen ideal kiloya indirildikten sonra hastayı aralıkları açarak, seans aralıklarını açarak örneğin ayda bir defa 6 ay, 1 sene hastayı takip alıyoruz. Hı hı. Yani arada bir uyarı veriyoruz. Gene akupunktur yapıyoruz. Çünkü vücuttaki o tembih, verdiğimiz tembihin bir anda kalkmaması lazım. Arada bir hatırlatma tedavileri yapıyoruz. Hı hı. Ve hasta yeni koşullarına, beslenme ve yaşam koşullarına adapte olduktan sonra elimizi çekiyoruz. Çekiyoruz. Tekrar bir sokağa gidelim. Evet. Bakalım ne sorular gelmiş. Sigarayı bırakmak için hangi tedavileri uygulamam gerekiyor? Akupunkturla bırakabilir miyim? Güzel. Evet, değil mi? Buyurun. Güzel bir soru. Evet. Bu hastalara şöyle bir katkıda sağlayabiliriz aynı zamanda. Evet, bir kere öncelikle karar verecek. Yani bir kere özgür iradesiyle. Hani nasıl olsa bir metoda başladım. Hı-hı. Metot halleder bu işi değil. Özgür iradesiyle kararlı olması gerekiyor. Bu birinci şartımız. Hı-hı. O yüzden de sigara hastalığını çok inceleyip sık dokunmak lazım. Biz hekimler için de bu geçerli. Yoksa yöntemi biz başarısız ilan ediyoruz. Evet. Yoksa yöntem kendi başına çok başarılı. Doğru hastayı seçtikten sonra tabii ki akupunkturu hocamın dediği gibi dedektörle, bir tarayıcıyla sinyal aldığımız noktalara işaretleyip bazen çoğu zaman iğneleyip arkadan da lazer uygulaması, bazen kişinin iradesini daha da kuvvetlendirmek adına kalıcılar takabiliriz. Onlar bir süre kalabilir vücudunda, yani kulaklarında özellikle. Buna destek olarak aynı zamanda vücutta da bir takım noktalar var. Akciğerlerini rahatlatmak adına noktalarımız var. Aynı zamanda oksijenlenmeyi arttıralım diye biz oksijen de tedavisi de veriyoruz. Yani bir 20-25 dakikalık nazal bir kanülle oksijen de verebiliyoruz. Bir de ozonu burada kullanabiliriz. Şöyle ki kişi bazı durumlarda KOAH'ın başında olabiliyor. Hmm, yani evet. KOAH başlangıcında olabiliyor. Ya da aslında göğüs hastalıkları uzmanı doktorumuz bazen olumsuz konuşmalarına etkileniyor. Yani arada, yani içsem de böyle, içmesem de böyle. O zaman diyoruz ki hiç buna bahane uydurmayalım, buna sığınmayalım. Ozonla da hem total antioksidan kapasitesini artırabiliriz, hem de başlangıçta da olsa, orta seviyede de olsa ya da hangi durumda olursa olsun akciğer kapasitesi artacağı için, oksijenlenme vücutta artacağı için, hı hı, zaten olumlu katkı olacak. Yani aslında önce akupunkturla bu bırakma işlemini yaptıktan sonra arkasından da ozonla da destekleyip vücudundan bütün bu bir nevi detoks gibi düşünelim. Belli bir kür uyguladıktan sonra belli aralıklarla, aynen hem bağımlılık tedavisi sonuçta bu. Bu muhakkak bir nörolojide bir 10.000 saat kuralı vardır. Bırakma işlemi çok kolay bir şey değil. Alışkanlığınızı yerine başka bir şey koymak, o da zaten çoğu zaman kişiler daha ulaşabilir olduğu için bunu yiyecekle toler ediyorlar. Biz aynı zamanda, yani sigarayı bırakırken muhakkak herkesin bir korkusu var ya, ya kilo alırsam. Bir de çünkü öyle bir bahane çok var. Doğru. Ona sarılıyoruz. Evet. O yüzden ben hiç hastaya sormam çoğu zaman. Zaten böyle bir korkusu vardır, endişesi vardır. Hemen iştah kontrolü de yaparız. Sigarayı zaten başlıyoruz. Arkadan da eğer isterse, ozonla da bir kür almak isterse, o yılların bir, tabii biz bir 10-12 seansta bunu almıyoruz ama en azından bir kür tedavisi yaptığımız zaman bakıyoruz ki hem göğüs hastalıkları uzmanına gidip de
o solunum fonksiyon testini yaptığı zaman bize pozitif bir güzel sonuçlar dönüyor. Ciddi sonuçlar anlamda gözle görülür tabii. Ölçülebiliyor. Ölçülebilir yani. Tabii ki. Harika Berna hocam. Yani sigarayı bu hem şöyle toparlayabilirim ben. Hemen toparlayalım. Kısa bir araya gideceğiz tabii hocam. Son cümlenizi alayım bu konuyla İsterseniz ilgili. İsterseniz gene birkaç başlıkta bu işi toparlayabiliriz. Sigara bağımlılık tedavisidir. Hı hı. Özellikle bağımlılık tedavilerinde biz bağımlılığın şikayetlerini iki gruba ayırırız. Psikolojik bağımlılık bir de fiziksel bağımlılık. Hı. Psikolojik bağımlılık ruhsaldır yani. Olmasa gene insan yürütebilir. Hı hı. Ama fiziksel bağımlılık yerine koymazsanız krize girer. Çok evet. kötü. Vücutta tepkiler oluşur. Hı hı. Sigara bağımlılığında veyahut da diğer morfin bağımlılığında da biz bunları hı hı. yapıyoruz. Psikolojik bağımlılığı köreltici noktalarımız var. Antidepresan, şenmen dediğimiz ruhsal gevşetici, anti agresif noktalarımız var. Agresyonu evet. kıran. Bu noktalar yoluyla vücutta da tabii relaksasyon, gevşeme noktalarını kullanıyoruz. Ayrıca bunlarda fiziksel bağımlılık belirtileri de ortaya çıkabiliyor. Hmm. Mesela gastrointestinal mide bağırsak sisteminde motilite bozukluğu veyahut da akciğerlerde geçici sıkıntılar olabiliyor. Nefes darlıkları olabiliyor. Baş ağrısı olabilir. Kalpte çarpıntı olabiliyor. Çünkü alışkanlığını yerine getirmediği için. Baş ağrısı bile olabilir. Çok önemli bir konu. Kısa bir araya gitmek zorundayım. Evet. Dönüşte yine buradan devam tamam. edelim Bunları istiyorum. Bunları düzeltiyoruz. Düzeltilebiliyor evet. akupunktur evet. artı ozon tedavisi desteğiyle ama yine zaten buradan kansere de geçiş yapabiliriz. Çok kısa bir aradan sonra dönüyoruz. Ayrılmayın sevgili izleyiciler.